Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Valil vilaye, eyyuhel esatizetul a'izâ والسادات الفضلاء والإخوة الأجلاء والمسافرون الكرماء نسلم على حضراتكم بأحسن تسليمات وهو سلام الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور الكرام فأولاً أقدم بالغ شكري وتقديري واحترامي إلى أخي المحترم ملا موسى مدرس المدرسة من أجل تعظيمه هذا الاحتفال المهم الذي نعتبره خطوة أكبر إيجابية لاجتماع العلماء والمدارس وانفتاح مدرسته مع رفقائه لنا ولحضراتكم شكرا جزيلا له ولرفقائه ولمن كان كده في هذا الاحتفال أعانهم الله تعالى في مسعاهم وثقل بها ميزان حسابهم كما أكرر تقديم نفس الشكر لحضراتكم وتشريفكم إلى هذا الاحتفال المبارك جزاكم الله تعالى خير الجزاء وشرفكم الله تعالى بجنته وجماله Sayın muhterem valim, muhterem seyidalarımız, kanaat önderlerimiz ve çok kıymetli misafirler. Medrese alimleri vakfı olarak düzenlemiş olduğumuz bu 14. merasimimize başlarken öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor ve sizlere en kalbi saygılarımı sunuyorum. Kıymetli misafirler, programın akışını arz ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in okunması, selamlama konuşması muhterem Melle Musa Demir hocamız, Sayın İl Müftümüz İbrahim Gemici'nin selamlama konuşmaları il adına, Sayın Ağrı Valimiz muhterem Musa Işın tensip buyururlarsa, Sayın Şeyh Abdülkerim Çevik hocamızın vakfımızın hedef ve gayeleri hakkındaki konuşmaları, Sayın Şeyh Fethullah Ayta hocamızın zamanımızda sünnetin ehemmiyetine dair konuşmaları ve ehli sünnet ve cemaatin önemi, Sayın Melle Tayyip Elçi hocamız vakfımızın bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetler hakkındaki hitabı, Sayın çok muhterem Musa Celali hocamızın, seydamızın İslam ve ilim hakkındaki düşünceleri, dilek ve temenniler kapanış. Gelin mevani aziz, emdivecin, cedin ameyi çardemin, evakfa ulemayı medresi, emcihin serserime, serçaveme hatına, Kudî Teâlâ khîrâ ve mazzın bike, em hürmet-i ekvâye cüvahem ya Rabbi eşkeştken, Kudî Teâlâ khîrâ ve hamiyan kabul bike inşallahü teâlâ. Beriyâ ve emnekevne, programımıza geçmeden önce birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Doğrusu toplantımız daha bir yıl önce Ağrı'da yapmak istiyorduk. Ama maalesef zamanın şartları müsaade etmedi, ondan dolayı yapamadık. Bu sene bu günü kararlaştırmıştık. Maalesef zamanın şartları bize, memleketimize bazı şeyleri getirdi ve ondan dolayı yine toplantımızı teahhir etmek istiyorduk. Ama Sayın
valimizin hassasiyeti ve sayın dostlarımızın hassasiyeti üzerine toplantımızın yapılmasını arzuladılar. Biz de toplantımızı yapmak zorunda kaldık. Doğrusu muhterem dostlarımız, 15 Temmuz sadece Türkiye'ye yapılmış olan bir olay değildir. Bütün İslam alemini, bütün Müslümanları ilgilendiren bir olaydır. Eğer biz sadece bunu Türkiye ve Türkiye halklarına indirirsek çok yanlış yapmış bulunacağız. Çünkü bütün İslam alemi, dünyanın her tarafındaki ulema aynen şunu söylüyorlar. Bu Türkiye'deki bulunan kardeşlerimize değil, bütün İslam alemine yapmış olan bir olaydır. Onun için eğer biz bunu anlamıyorsak daha dünya alimleri Hindistan'dan tutun, Amerika'ya kadar olan alimler, Rusya'daki alimler, Irak'taki alimler, Suriye'deki alimler bunu çok açık bir şekilde söylüyorlar. Bu İslam alemine bütün Müslümanlara yapmış olan bir harekettir, bir darbedir, öyle telakki ediyorlar. Bunun da şahidi 2 yıl önce Suriye'de biz Mardin'de bir MEDAV toplantısını yaparken seydalarımız şahittirler. Eski Halep müftüsü Mardin'deydi. O da toplantımıza teşrif etmişlerdi. Aynen şunu söylemişti. Seydalarımız da şahittirler. Vallahi şu an ben Türkiye'den korktuğum kadar Suriye'den korkmuyorum. Aynen şunu söylemişti. 2,5 yıl önce. Vallahi ben Türkiye'den korktuğum kadar ben Suriye'den korkmuyorum. Suriye işgal edilmişti ama yine aynı kelimeyi söylemişti. Ve başka bir kelime daha söylemişti. Ben onu şu an söylemek istemiyorum. Aynen şunu söylemişti. Vallahi ben kendi nefsimden çok başka bir insanın nefsinden korkuyorum. Onu da aynısını söylemişti. Çünkü biliyoruz ki Müslümanlara ve İslam alemine ne gelecekse bundan dolayı gelecektir. Ama 2 yıl önce maalesef görmüştü. Ama maalesef daha İslam alimleri bunu görmemişsek, bizler bunu görmemişsek bu da bizim bir eksikliğimizdir muhterem dostlar. Bütün emperyalistler alemi, dünyanın doğu ve batı, bütün emperyalistler alemi bu tezgahı düzenlemişler. Sadece oyuncular Türkiye'den seçilmiştir. Yoksa bütün doğu ve batının emperyalist insanları bunu düzenlemişlerdir. Ve bu komplo yapılırken, Müslümanlara bu komplo yapılırken tezgah hazırlanmış, sadece oyuncular Türkiye'den seçilmiştir. Onun için bu sadece birilerinin yaptığı veyahut da başka bir kişilerin yaptığı değildir. Bu dünya emperyalistlerinin ittifakla İslam alemine yapmış oldukları bir tezgahtır. Onun için telin ediyoruz ve onun için kınıyoruz. Dünyada yapılan bütün mezalimleri, özellikle 15 Temmuz'da memleketimizde yapılan, Müslümanlara yapılan, İslam alemine yapılan, Hazreti Ümmet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine yapılan mazalimi de telin ediyoruz. Ve özellikle 2 gün önce Suriye'de, Kamışlı'da yapılan sifillere yönelik olan bir katliamı da telin ediyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okumak için kardeşimiz Buhari Medresesi'nin müderrislerinden Mella Hasan'ı Kur'an okumak için davet ediyoruz. Buyurun hocam. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها ۖ
وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم فتعرفون وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل قطر من الأقطار. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الأمراض والبلايا والزلازل. Okunan Kur'an-ı Kerim'i memleketimizde 15 Temmuz'da şehit olan 237 şuhedaya, bütün şehitlere ve 2440 yaralı kardeşlerimize şifa, memleketimizin bela ve musibetlerden kurtulması, alemi İslam'ın bela ve musibetlerden kurtulması için buyurun bir ihlas, bir Fatiha-i Şerif, 3 ihlas okuyalım. El-Fatiha ma'as-salavat. Hasan hocamıza okumuş olduğu Kur'an tilavetinden dolayı çok teşekkür eder. Allah kendilerinden razı olsun. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ancak kalpler Allah'ı zikretmek ile tatmin olur. Allahu Teala bizi, bütün kalpler, bütün hepimizin kalplerini Allah'ın zikriyle tatmin eylesin inşallah Teala. Şimdi de bize ev sahibi yapmakla bizi onurlandıran, medresesini bize açan, gerçekten bize mazurvanlık yapan muhterem Musa hocamızı konuşmalarını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın hocam. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sayın Valim, çok kıymetli Müftim İbrahim Hocam ve değerli seydalarımız, hocalarımız, davetimize icabet edip bu zor zamanda bizi yalnız bırakmayıp davetimize teşrif ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Bizi bu musibetten, bu beladan, bu tufandan kurtaran Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Cenab-ı Allah sizden razı olsun inşallah. Cenab-ı Allah bize bir daha 15 Temmuz yaşatmasın inşallah. Sözü fazla uzatmayacağım. Medresedeki arkadaşlarım adına hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocamıza bu nazik konuşmalarından dolayı çok teşekkür eder. Saygılarımızı sunuyoruz. Şimdi de bizi kırmayıp aramıza teşrif eden Sayın İl Müftümüzü Ağrı il adına, il imamları adına kürsüye davet ediyoruz. Buyursunlar sayın hocam. Değerli üstadlarım, hocalarım, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, saadeti, selameti, atifeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri malum 3 hatta 4 padişah görmüş. Eski Osmanlı kadılarından, daha sonra
tasavvuf yoluna girmiş büyük ulemalardan, ulemalarımızdan bir tanesi. Sultanahmet bir gün saraya davet ediyor. Tabii namaz vakti, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri abdest alacak. Padişah abdest suyu döküyor Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin eline. Padişahın annesi de elinde havlu bekliyor. Elinde havlu beklerken Padişah 3. Ahmet'in annesi kalbinden şöyle geçiriyor: şu Allah dostu evliya bir keramet gösterse de görsek. Abdesti alıyor Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Havluyla kurulanıyor ve diyor ki, bazıları diyor ki şu zat-ı muhterem bir keramet gösterse de görsek. Yahu diyor, cihan padişahı elime su döküyor. Cihan padişahının annesi havlu tutmuş bekliyor. Bundan büyük keramet mi olur diyor. Tabii ki cevabı veriyor. Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Şu doğusuyla batısıyla şüheda yurdu bu memleket, bu ülke nereden nerelere geldi? Böyle ulema-i kiram, böyle esatiz-i muhterem, böyle güzel yerlerde bundan 15, 20, 30 sene önce o ilin valisi, mülki amiriyle beraber bir araya gelecekler. Aynı cemiyette bulunacaklar. Allah diyecekler, peygamber diyecekler, din, iman, kitap, Kur'an diyecekler deselerdi hiçbirimiz inanır mıydı değerli kardeşlerim? Hepimiz irtica, mirtica bilmem ne ayaklarıyla efendim itibar kaybına uğrardık. Allah'a hamdü senalar olsun. Bugün idarecilerimiz, sayın valimiz, belki sayın valimiz destek olmasa buralarda da biz toplantı yapamazdık. Eskiden nerelerde yapardık? İşte Kur'an kursunun alt katında, yemekhanesinde, şurasında, burasında yapardık. O günlerden bugünlere getiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Memleketimizin üzerinde sayın valim biraz sonra daha iyi anlatacak. Ve İslam ülkeleri üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Değerli hocalarım, seydalarım, çok büyük oyunlar oynanıyor. İttegû ferasetel mümin. فَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ diyor Efendimiz, biliyorsunuz. Müslümanın ferasetinden, Müslümanın ileri görüşlülüğünden çekinin. Çünkü o her şeye Allah'ın nuruyla bakar. Eğer bizler Müslümanlar olarak her olaya, her hadiseye, her şeye İslam penceresinden bakar isek doğruyu buluruz. Ama başka pencerelerden bakar isek Allah korusun felakete gireriz. Kafir, ben Yugoslavya'ya gittim bundan kaç sene önce, Yugoslavya bölünüp parçalanmış, Kosova'ya gittim din görevlisi olarak, bir ay orada bulundum. Baktım, Türkler, Arnavutlar, Torbeşler, Boşnaklar, baktım böyle bir ırkçılık belasına girmişler. Gavur bir yerden ümidi kesip giderken oraya mutlaka bir zehir bırakıyor, öyle gidiyor. Orada da bırakmış. Ya ne olacak? Torbeş Müslüman geliyor, Boşnak Müslüman, Türk Müslüman, Arnavut, ne olacak? 470 sene sizi hangi güç bir arada tuttuysa o güce sarılacaksınız dedim. O güç imandır, o güç İslam'ın gücüdür dedim onlara da. Şimdi buralarda ırkçılık belasını içimize attılar. Irkçılık belası. Diyanet İşleri Başkanlığımız iki defa beni Antalya'ya, Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen oradaki kardeşlerimize konferans vermek üzere gönderdi. Ben tabii şu hadis-i şerifi söyledim. İşte var ya değerli, tabii üstadların yanında konuşmak da zor oluyor biraz. İşte Peygamber Efendimiz'e sahabe geliyor. Ya Resulallah, yugatülü riyan, yugatülü hamiyeten, yugatülü şecaaten. Ey güzellike fi sebilillah. Men katele li tekune kelimetullah yelü fevhe fi sebilillah. Bu hadis-i şerifi okudum, aşağı yaptım. Diyarbakır'dan, Şırnak'tan, o bölgeden bazı din görevlileri konferanstan sonra, ah hocam biz bunları söyleyemiyoruz dedi. Biz bunları bugün söyleyemeyeceksek dedim ben, ne zaman söyleyeceğiz? Allah'ımıza verecek bir canımız var. Değerli kardeşlerim, üstadlarım, seydalarım, çok muhterem hocalarım,
Bize çok büyük görev düşüyor. Ben dün Iğdır'da Merkez Camisi'nde şu misali verdim ve ondan sonra kürsülendim Cuma vaazında. Onu burada da söyle. Zaten biliyorsunuz ama et tekraru hasen velev kene 180 diyorlar ya. Hani bazen bildiğimiz şeyi bir başka hocamızdan duymak bizim hoşumuza gidiyor. Dedim ki orada, burada da söylüyorum. Dedim aziz cemaat, Selman-ı Farisi Hazretlerini içimizde tanımayan var mı? Yok. Süheyb-i Rumi Hazretlerini tanımayan var mı? Yok. Bilal-i Habeşi Hazretlerini tanımayan var mı? Yok. Hazreti Ammar bin Yasirleri, Hazreti Sümeyyeleri tanımayan var mı? Yok. İran'dan gitmiş Farisi, Selman-ı Farisi, Süheyb-i Rumi Malatya'dan gittiği söyleniyor. Habeş diyarından ve hepsi bunların hiçbiri de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kavminden değil. Ama Allah ve Resulü'nün en çok sevdiği sahabelerden. Hiçbiri de kavminden değil Peygamber Efendimiz'in. Ama Ebu Leheb Peygamber Efendimiz bırak kavmini, amcası dedim amcası. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'la babasının mücadelesini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh Aleyhisselam'la inkarcık oğlunun şeyini anlatıyor. Bütün bunları bize tarih bilgimiz artsın diye mi anlatıyor? Bize mesaj veriyor. Ben bir de değerli üstadlarım, Düzceliyim. Bizim Düzce'de ondan fazla dil konuşulur. 12 Eylül öncesinde bile en az olayın çıktığı yerlerden biridir Düzce. O yüzden Türkçe, Kürtçe, Arnavutça, Boşnakça, şu bu böyle. Yani o yüzden de birazcık böyle şey yaparım yani. Allah'a şükürler olsun. Tam bir İslam kardeşliği, tam bir iman kardeşliği hakim. Allah'ım bu kardeşliğimizi bozmasın. Bu kardeşliğimizi bozmak isteyenlere de Yüce Rabbim fırsat vermesin. Doğruları konuşmaktan çekinmeyelim. Bir de şunu diyeyim. Yani böyle ulema vahdet içinde olursa ümmet de vahdet içinde olur. Pakistanlılar gelmişler bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Ya keşke sizin gibi böyle bir şemsiye şeyimiz olsaydı. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce cami, medrese, herkes ayrı telden. Yani Allah'a şükür Diyanet İşleri Başkanlığımızın işlevi de şu anda hakikaten çok ileri seviyede. Bir de şunu söyleyeceğim. Hani amin böyle mi tutulacak? Tutulsun da. Nasıl tutulursa tutulsun. Artık bunları da aşmamız lazım. Ben ilimizle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Sayın Valimiz söylemez ben biliyorum. Bu 15 Temmuz'da bu hain kalkışmada çok büyük kahramanlar ortaya çıktı. İlimizin de kahramanı Sayın Valimizdir. Onu ben size söyleyeyim. Müslümanca duruşu, imanlı duruşu, cesur duruşu bütün Ağrı halkını ayağa kaldırmıştır. Mesela ben Eleşkirt'teydim, geliyordum. Daha yani selalar verilsin, ilanlar yapılsın daha demeden Sayın Valim beni aradı. Dedi müftüm böyle böyle. Biz de bütün Ağrı semalarını selalarla, duyurularla çınlattık. Buranın kahramanı da Sayın Valim'dir. Allah, ha bir de diyor ki Sayın Valim, medrese hocalarına çok düşkün size. Ya diyor keşke ben medrese alimi olsaydım. Ben de diyorum ki Sayın Valim, iyi ki olmamışsınız, böyle devlet adamını nerede bulacaktık her zaman. Çok teşekkür ediyorum, Allah'a emanet olun. İl müftümüz İbrahim Gezici hocamıza bu anlamlı konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Doğrusu hocamız bunu söylediler. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki nimet şükrü görmezse gider. Biz nimetlere şükretmezsek elimizden gidebilir. Onun için nimetlere şükretmemiz lazım. Kendisine teşekkür ediyoruz Sayın Hocamıza. Bizi kırmayıp davetimize icabet eden, yoğun çalışmaları olmakla beraber toplantımızı şereflendiren çok muhterem Ağrı Valimiz Sayın Musa Işın Bey'i kürsüye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Vali. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi çok sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sizi burada görmekten dolayı son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ayrıca sizi burada misafir etmekten dolayı
ulemayla birlikte burada olmaktan dolayı da kıvancımı, mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bunu tertip ettiği için de Musa hocamıza çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bu günleri de görüyoruz. Medreselerin kapatıldığı, ulemanın asıldığı, Kur'an-ı Kerimlerin yasaklandığı, tekkelerin, zaviyelerin kapatıldığı, ezanların Türkçe'ye çevrildiği, hatta okunmadığı, camilerin ahırlara çevrildiği, ben Müslümanım demenin neredeyse yasak olduğu bir dönemden bugün ilim valisi ulemayla birlikte burada toplantı yapıyor. İslami hakikatlerin toplum üzerindeki etkisini ve toplumumuzun bu manada nasıl bir inkişaf içerisinde olması gerektiğini beraber burada konuşuyoruz. Biraz önce Mürtü Bey'in söylediği gibi hakikaten bu çok büyük bir şükür gerektiriyor. Şükür edelim ki Cenab-ı Hak bunu elimizden almasın. Bunu biliyoruz ki rahatlık döneminde insanlar atalete girerler. Sıkışık dönemlerde insanlar dinlerine daha sıkı sıkı sarılırlar. Daha dikkat ederler, daha fazla önerler. Nitekim Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte medreselerin kapatıldığı dönemlerde insanlarımız evlerinde, konularında, yaylalarında çok gizli bir şekilde bu